eski yapmasına inanmıyorum. Yani 20 sene, 20 sene oldu gel orta. Tırnağı çekeyim. Dünyada vatana ahirette değil. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı Ramazanlar. Yeni bir videomuza daha başlıyoruz. Evet, sizlere bir şey göstermek istiyorum. Belki 40 yıl, belki 50 yıldır bu sırnak bu şekilde yapılmış. Hep videolarımızda bahsettiğimiz kendir dediğimiz sırnak. Belki rahmetli Şehir abla dürdüydü bunu. Halit abinin annesi. Belki Melahat ablanın annesi. Bilemiyoruz yani. Ama birisi dürmüş bunu. Bakkala gitmek için kendir yani. Bugün burada tadilat var arkadaşlar. Kolay gelsin. Hoş geldin anne. Biz cam falan çıkar diyoruz buraya. Kezban abla burada arkadaşlar. Evet, hayırlı Ramazanlar diliyor Kezban abla da. Melahat abla. Melahat abla, Ali dayı. Evet, arayalım sağ olsunlar. A takımı burada arkadaşlar. Yalçın Usta'ya da kolay gelsin diyoruz çünkü şimdi balkon camı gibi buraya. Evet, Halit abi İstanbul'dan getirdi minibüsünden gelirken. Geçen sene alt kapları değiştirmişti. Ondan sonra işte bu sene de üst tarafta camları değiştiriyor. Anamgül de şimdi Kur'an'dan çıktılar. Şurada kocahambar var. Halit abi sök diyor. Ha, büyük hambar varmış yani, buğday hambarı. İkinci usta bu. Yani. Daha erken ya. Daha ezan okumadı ki. Aşağıda okusun. Ha, anladım. Şimdi bundan da bir tane alacak değil mi ya? Sağda karım var. Arkadaşlar. Evet, hepsinde ya, bir öyle diyorum zaten, öyle tarih kokuyor arkadaşlar. Burada ocakbaşı var. Tamam, geliyor. İçeride de bir tane oda var, orayı da göstereceğim. Aynı bizim eski ev gibi arkadaşlar. Bir oda içerisinde mesela yemek için hepsi. Burada salçalar, ekşiler öyle duruyor. Melahat abone bak. Burada da tarih kokan bir oda var arkadaşlar. Şimdi sizlere orayı göstereceğim. Burası tertemiz, kapalı bir şekilde duruyor. Şöyle girelim arkadaşlar. Burada motiflerle işlenmiş bir tavan var. Işığı yap bakayım ne? Işıklamıyor yoksa? Hah, yandı. Burada bayağı bir sanat yapısı var. Değil mi? Evet. El emeği. Hepsi el emeği arkadaşlar. Ben Melahat abla gibi diyorum. Şair diyorum, burada kitap yazmalı. Çünkü huzur dolu bir oda. Burası tarih kokan bir yer. Camları da açınca Fatih Kırdan üfürüp kırık evet. Ve keser burası. Yani işte eski yaşantılarda bütün yemek malzeme dolapları hepsi bir odanın içerisinde yaşıyormuş insanlar. Bak burada da yine aynı ocakbaşımız mevcut. Bizim Kastamonu evlerimizde bu şekilde arkadaşlar. Burada oturunca aşağısını camdan seyret bak. Eski camlardan yine burada bu şekilde. Bayağı dışarısı soğuk. Yine ılık oluyor bak. Açmayalım. Aşağıda soba yandı. Tabii ki aşağıda soba yandığı için bazı evlerde çift tavan oluyor mesela. Hı hı. Çift tavanla sıcak oluyor. Bak kilim bile sıcak. Yani. Şimdi arkadaşlar orada yardım ediyoruz. 5-10 dakika bir çekeyim. Sonra tabii ki gündelik biliyorsunuz Ramazan'da böyle şey çekim yapamıyoruz. Neydi onun adı? Kalkıyorum. Sabah namazına gidiyorum. Geliyorum. İşin oluyor derken. Ama bu şekilde ara ara videolar çekmeye çalışacağız. Yani dediğim gibi burada da aynı bizim evdeki oymalardan. Biz oyma diyoruz. Oymadan burada da var. Bu şekilde. Her sene gidelim. Tabii ki. Her sene gidelim. Tabii ki. Bak şunlardan bir tane, bak burada. Yani. Melahat abla içeri gir, çek dedi Halit abi. Bak eski burada bakır motifler var. Tencereler. Şimdi bunlar bizim bakırlardan daha eski. Hani video çektiğimiz bakırlardan daha eski mesela. Bundan mı zaydı ya?
bütçeyizi. Rahmetlilerin yani. 6 tane çift kızahan, ortasında büyük ayaklı bakır taz. Yani. Eski günlerden. Böyle perdeler nasıl güzel bak. Böyle atama böyle desenli yapmış yine. İki senede geleyene, iki senede yani, her yere tamir ettiler. Tabii ki eksiklerini arkadaşlar. Ama tabii ki dediğim gibi burası da çok özel yapılmış. Çünkü tavan yapısı sanat belli. Ağaç evlerde oturması daha güzel. Tabii ki. Diyorum ya, adam burada kitap yazacak, şair oturacak. Biraz dışarı bakacak, biraz tavanı seyredecek derken çıra kokusuyla mis gibi havası var. Baksana taş gibi duruyor. Oo, daha da kabak burada. Kabak varmış ya. Çiğitler böyle bakalım arkadaşlar sağlamlığını. Şöyle tırnak geçmese değerli. Kır kabağı falan. Kır kabağı tabii ki. Kırdı, taş gibi kır oluyor. Toprağının şeyi apayrı. Sağlamlığı. Tohumunda sarımsak da aynı. Tabii. Sarımsak da aynı arkadaşlar. Kabak da aynı. Kır da özellikle o kırmızı toprakta, meşe toprağında bambaşka oluyor. Evet, biz de yavaş yavaş gidelim. Kimle gelmiş, kimle gitmiş. Ya tabii ki. Büyüklerimiz yaşadı burada. Yani. Biz bir ekmeğimizi ortalı bölerdik. Yani. Melike Başı Ahri abla. Geldin mi Ali dayı? Ali dayı yaptı. Ali dayı bir şey yaptı. Yağ çanağı, yağ. Bu tereyağının bu çanağı. Bu ağaçtan koyma bir eskiden yemek kabı veya bir saklama kabı. Bunun da bak, çam ağacı bu. Ağacı oymuşlar. Eski adamlı el sanatı. Bunu da tereyağı, hayvansal hayvan tereyağı diyoruz biz yani. Çüreymiş bak sahilden yani. Kaynar bunun içinde buzdağlarmış da. Yani desne buzdağı falan yokmuş. Bunda 100 sene önce yani. Aşağı yukarı 100 yıl önce. Burada işte günlük ne yapılıyorsa bunu alırmış da yayıktan. Dedemiz burada zamanında. Kenarından yemeğe katmak için kaşıklı. Tüketirlerdi işte bak dayanmış. Bak daha da 100 sene daha eder. Ben yaşa 100 senelik bir şey diyor. Mazi diyor yani. Ağaç. Hiçbir yerinde çürük yok. Kurtulan yürümese, tarif olmasa daha bir 100 daha gider bu. Eskiden yayıkta şeyden annem çıktı, gelip şuradan malzemeler içinden çıktı. Tereyağı olduktan sonra yayıp da tereyağı olduktan sonra buna koyarlardı. Tuzdağlar işte. Burada dolap falan yokmuş. Kokmasın diye tuzdağlarmış aslında. Serin durardı bunda. Bunda bir sene durar. Tuzdağlar kokmaz. Bak bu ev genelde bu çanda evler. Mutfak olarak burada kullanılmış. Buzdolap gibi yani. Hiç bir şey ne bozulurdu ne küflenirdi. Allah'ım saklı. Evet. Bir hatıra arkadaşlar. Melahat abla ninelerinden kalanları hep böyle evet, saklıyor bak hatıralar. Şeyli de aynı. Bakır taslı da aynı. İçeride baktım. Ya. Onu da çok yazın eski. Yazın kalaycı gelince kalayla tutalım be. Bek güzel oluyor. Ali dayının tuğluları göttük arkadaşlar. Demiden bilimsinden gittik geldik. Biraz tuğla lazım oldu. Evet. Burası işte dediğimiz gibi arkadaşlar çandı. Eski çam evi yani. Büyük. Yukarıki mesela dağ köylerinde bu evlerden daha çok. Ben Bozarmut tarafına gittim. Çandı böyle. Samanlıklı olsun, damlı olsun, evli olsun. Hepsi birbirine geçmeli bak. Eski ustalar bu şekilde yapmış. Bunlar depreme de dayanıklıymış. 1945'te mi 47'de mi çok büyük deprem olmuş. Bizim Kastamonu'da. Hep burada anlatıyla evlerin önünde yatmışlar yani yorgan yastık. Bu da öyle ayrı bu. Şu alalım. Kapıyı çekelim. Öyle mi? Ha. Şıkı yaşlanmış gayri dediği gibi. Zembeli. Yani evet bak. Şurada da yine Ali dayının demin gösterdiği gibi burada da bir kevgir var arkadaşlar. Bu da bakır galiba. Tembeli atı var. Hadi makarna pişim de süzüm şundan. Bu da beya yani yaşlı. Belli bak sana. Ben kalayı tuttum. Böyle bakır ben sonra var. Hepsi bakırmış ya. Şimdi hep, elim değmedi de. Büyüklerimiz arkadaşlar atalarımız baksana ne güzel. Hep bakır kullanmışlar yani. Bakır kullanmış ama sağlıklı yaşamışlar. Tabii ya yani. Adam da 90-100 yaşına hiç kadar yaşıyormuş. Hiçbir yerlere ağrımazdı, yani. Hasta olmazlardı. Evet. Doktora bile gitmezlerdi. Doktoru yani. Kim biliyormuş ki? Yani.
Ya zaten hastalık yokmuş ki eskiden. Bir çıban hastalığı varmış, bir de ince hastalık derlermiş. Kanser. Şey, bu ikisi de harici hastalık yokmuş. Sıtma sıtma. Şimdi evet. Her şey sunni. Yediğini içtiğin sunni. Tabii. Bir sıtma hastalığı olmuş öyle eskiden. Titriyor titriyor öyle yorganın altına girene. Elbette sakin olun. Geldi. Evet, burada çalışma arkadaşlar. Devam ediyor. Camlar konuldu. Bak. Buraya da girelim. Oldukça büyük bir ev burası da. İki kat üzerine. Aşağıda odunluk mesela. Ondan beraber üç oluyor. Buradan Hacer niye bağır karşıya? Gidiyor mu Ali dayı? Hele gidiyor gayrı. Biraz burada vakit geçiriyor. Biraz caminin önünde. Nereye gidiyormuş? Bugün hava oldukça rüzgarlı. Buradan manzara bayağı seyrediliyor arkadaşlar. Cama çıktın mı? Yani koy ayağın altında. Ne oldu? Evet, geçen sonbaharda alt kattakileri değiştirdi Halit abi gir. Şimdi üst kattakiler işte. Burada da çok eski divanlardan var. Ta filmlerde falan gördüğümüz arkadaşlar. Hepsi birer tarih. Gel Melahat abi. Gelin de. Tuğlalarına yattıktan sonra arkadaşlar kameramı açtım ben de. Şimdi yine tekrardan kapatacağım. Camı koyarken de şey yapamıyoruz. Bayağı büyük yani cam oradaki. Evet. Yalçın ustamız arkadaşlar geçen sonbaharda gelmişti. Bayağı ülkede çalışmış. Ustam kaç ülke gezdiniz? 13 tane. 13 tane ülke gezmiş arkadaşlar. Bu işte bayağı bir tecrübeli yani öyle ufak tefek bir şey değil. Maşallah diyoruz. Çünkü daha önce de sohbet ettik. Gurbetçilerimiz var. Hangi ülkelere gittin? Abi hangi birini sayayım şimdi ama. Yani çünkü niye biliyor musun? Hepsinde bizleri izleyen gurbetçilerimiz var. Tabi tabi tabi. Babam da öyleydi rahmetli. Bir de ustaydı bizim de. Keşke yapabilse bizim çatıyı da yaptı. Altı. Altı. O marangoz işi. Çatı. Çatı, çatı marangoz işi. Evet. Altı, sekiz, on, on bir. Tamam. Tebrik şeyini görüyor musun? Kartpostalı. Ha. O Erol'un. Eskiden kartpostallı vardı. Erol askere gittiydi o onun. Yani. Dayım oğlunu. Anladım. O atmıştı. Şu kartpostalda şey Şükrü öğretmen vardı. Hanife Kuzu vardı. Onun eşi Şükrü öğretmen. Hep bize babama gönderirlerdi hani. Öğretmenli. Bayram şey evet tebrikleri. Tebrikleri. O da onun. Tebrik kartıymış arkadaşlar. Ben ya, böyle asardım. Çoktan rahmetli olmuştur öğretmenli. Yok o ölmedi daha. Hele. O duruyor lan. Benim kendi öğretmenim bitti. Urfa. Asla. Urfa da senin namında galiba. Enişte. Evet. Karıncı gibi. Ha ha Zeynep mi biliyor? O Urfa'ya gittiydi yalan söylemeyin. O da onun kere. Hepsinden bir hatıra. Ben asıyordum, böyle asıyordum yani. Yani. Hepsi de birer hatıra var arkadaşlar. Bak mesela. Nereden baksan en ufak bir tebrik kartının. Otu... Ben yazı yazdım. Bizim inek yeni doğum yapmıştı. 1983'te. Biz dünyada yokmuşuz Melahat abla ya. Onu da yazmışız. Valla biz o zaman dünyada yokmuşuz. Dur benim daha var böyle bir sürü yırttım attım. Melahat mı? 83'te benim düğün o zaman sonunda oldu. Ben anam güzeldi. 83'te de Kamil abi gittiydi galiba askere. Onu da hatırlıyorum. Ha. Anladım. Göktegil'in Kamil abi. Biliyor biliyor Kamil abi. O da. 1980. Hepsini biliyor Melahat abi ya. Tabii. Ben evet. Bunlara böyle aslıydım. Herkesi daha şeydi. Yani akrabalı arkadaşlar. Evet, evet. Bu evlere kaç kişiyle
gelip giderdi. Yazın kaç kişi gelirse gelsin. Yataklara. Seyhan Bey geldi. Tabii ki. Açıyorum boğazları. Alt kat yapıldı. Bunu hadi inşallah koyalım. Şöyle bak. Tabii ki. Merdivenlerle bile hepsine tarih kokuyor arkadaşlar. Kızım. Bela tapla bakar kedilere. Burada da oturma odası var arkadaşlar. Kezban abam ısınıyor. Burası da güzel ısınıyor yani. Üst katın ılık dediğimiz yeri. Halit abinin buraya patates atıyoruz biz. Evet. Sonra yine devam ederiz. Şimdilik kapalı diyor. Görüşürüz Kezban abla. Üşünme sen. Aleyküm selam Kezban abla. Fatih. Efendim abi. Sudan kalem al. Usta. Kalem verebiliyor musun? Halit abi. Sen. Tamam. Şimdi bir dakika bak. Kaçtan çizeceğiz abi? Tamam sen şöyle şimdi benim üstüm yeri çizsin. Bir dakika dur bakayım. Hah. Bu taraf çürük gibi de bu yandan yapalım. Öyle mi? Çürük gibi ya. Bu yandan yapalım. Bu yanı daha sağlam. Yine aynı tamam. Tam dek gibi. Tamam, dümdüz gel Fatih şimdi. Evet, cetvel gibi aynı. Halit abi, bak usta burayı... Geç olarak kullanıyorum. Geliyorum abi. Gel. Şu kalem hizasına kadar gel. Tamam. Efsane Hüsvan da geldi. Geçen bayağı odun kestim. Kesin ben bunu. Olsun, bir şey olmaz.
Demek 128'miş. 2 santim. Tutamıyorum. Halit abi, 2 santim yanılmış mısın? Şey, istersen üstte şey yapalım. Üst odadayız. Sıfır yapalım. Ya. Altı şey yapabiliriz hani. Altı tuğla koyabiliriz. Yani, tuğla karşısında. Sen sonra yan tarafını arttırsa alçıyla tuğlayla devam edecek. Bitmiş halinde sizlerle paylaşırız. Ali dayı da geldi arkadaşlar. Tekrardan devam ediyoruz. Halit abiyle usta da ikisi bir taraftan. Usta buradaki elbaz şimdi. Bizler yaparız. Arkadaşlar Yalçın usta şeyde, Sobacılar Çarşısı, Belediye Caddesi'nde, Kastamonu'da kapı, pencere, cam, Azdava'nın köylerine her yere gidiyormuş arabasıyla. Azdava'yla kendisi. Yani kendisi de Azdava'yla. Pınarbaşı'na gittim ben, Horma Kanyonu'na. Oraları gezdik. Az sonra ben şöyle yapalım. Balıkhan'da 20 mi kaldı işte, depeyi bir şey. Orada çalıştım, Azdava'ya koşuldu orada. İleride. 24 direkt bitti. Elektrik yok sana. Aşağıda elektrik yoktu. Direkt yere düşmüştü. Bayağı yüksek köyleri var ya Azdava'yı. Çok kar yağıyor. O tarafları. Çok kar yağıyor. Yani. Yani. Şey yalan bir yer ya. Bizde yok. Ah bize de gelse de balda yıkar. Güzel. Bak Kastamonu'ya yağmur yağdı. 2-3 gün önce. Bizde kal. 30 santim kar vardı bizim buralarda işte. Yükseklere yağıyor. Hazırlayın şu keçi mi dostum? Hayvancılık mı? Orman mı? Hayvancılık. Şey yok değil mi? Siz de deniz uzaksınız. Deniz yok değil mi? Biz Cide'ye yakın. En yakın Cide. Ali dayı Pınarbaşı'nda da küçük küçük evler var böyle, Dibdörbe tesisi gibi tatil ya yeri. Ya, orası güzel. Bayağı bir turizm için şey yaptılar arkadaşlar. Çalışma yapıldı orada. Benim gittim de inşaat halindeydi o kanyo duvarla. Ilıca Şelalesi. Koy uzak mı senin usta Ilıca Şelalesi'ne? Yok. Şenpazar'a daha yakınız. Bak böyle bağlama. Şenpazar'a daha yakınız biz abi. Sonra arkadaşlar 13 tane ülke gezmiş usta. Ve memleketine geri dönüp. Ama daha hala bir şey bilmiyor. Yabancı bir varmış ya. Abi. Abi ben de ya. Hani filozofa sormuşlar şimdi Yalçın usta. Ne bilirsin diye. Neydi ya onun bir sözü vardı filozofun. Haddimi bilirim, haddimi bilirim. Haddimden ziyade bir tek daha vardı Halit abi. Çok şey bilirim, hiçbir şey bilmediğim derdim diye. Öyle bir şeyde çıktıydı bilgi yarışmasında. Hazreti Mevlana'ya sormuşlar. Elini bir de şey ne demiş, haddimi bilmemiş. Tabii. Zaten bilgili insanlar Yalçın usta, sanatçı insanlar kendini övmeden sözüyle daha kendini belli eder yani. Değil mi? Yani ben bilmiyorum der ama o çok şey bilir. Ama bazı insanlar vardır kendini över, bilgisi yoktur. Ne biter sakin kalır demiş. Pek soran haki kalır, o kulak insanın zehrini alsak eşeklik baki kalır demiş. Yine Halit abiden bir söz daha aldım. Dur oraya bir şey yapacak yine. Mastar yapıyor, mastar değil mi usta? Oraya oraya dolduracak. Ağacımız için. Alçı uzak mı? Niye bitti alçı? Şey var var Halit abi şey. Halit dayı hasta bir çıkar mı? Dışarıdaki cam büyük işte. O bayağı bir gider alçı. Bu
Ali dayı o birden donuyor. Hızlı yapacağız Ali dayı bir de. Hızlı donandın o. Maksat gitmiyor. Artık donmaya başladı ya. ...83'te Melih Atabaş oraya tavana yazmışmış. İnek mızlıya değil. Tarihini. Sarı inek mızlacı değil. Tam 83'ten beri orada yazı duruyor okuduk deminden. Biz dedim dünyada yokmuşuz. Prim ne kadar oldu sizi? Ne abi? Sigorta yatırır mısınız? Sigorta ben emekliyim abi. Oo, maşallah. Geç yaşta bak. Burada mı oldu? Kaç yaş? Yeni oldum da 4-5 bir sene ya oldu ya olmadı. Evet ne oldu? He. Nasıl şu şey ya abi? 10 TL kalmışsınız değil mi? Nasıl? 10 TL alıyorsunuz diyor değil mi? Evet. Sonra yok. Nereye gidilere bulabiliyor mu? Ben de 10 TL alıyorum Ali dayı. Ben sanki fazla mı alıyorum? Normal emekli oldum. Ya bilen ya. Ver atın şunu ya. Allah'ın şahı. Bir de sigorta da aldım ben. Evet. Normal sigorta. Günümü doldum. Hatta primim yüksek de yattı benim yani. Az da yattı. Sizin şimdi normal yurt dışına çıktığınız için Yalçın Usta yani. Şirketle... O amaçlı değil ya. O firmada... Yok yok. Eskiden yüksek yatırılıyordu mesela. Evet. Benim tanıdığım arkadaşlarım vardı yurt dışına giderle. Onların primleri farklıydı. Aynen. Bazı mesela büyük belediyeler iş yapardık. Orada yüksek göstermek zorundalardı zaten. Tabii tabii. İşte mesela. Bizim de arkadaşla Vinci abiler vardı böyle büyük şey. Büyük Vinci operatörleri. Onlar anlatır bize yani. Buranın camları tamam arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıra şimdi büyük camda. Balkon camı gibi bayağı bir büyük burası tabii. Balkon camı zaten. Yani İstanbul'dan yani. Tabii Yalçın Usta'da da var arkadaşlar. Bu şekil camlar, kapılar. Belediye caddesi. Kaç lira verdim ben biliyor musun Yalçın Usta? Bu 5 tane pelikanı kaç lira verdim biliyor musun? Ha? Bir tane ver. Bir tane ver lan. Bilemiyoruz abi şimdi. Ama orada ucuz alırsın. Yani. Adam yıkadığını bedavaya bile alırsın. Yok. Tabii. Ya, öyle, yok öyle. Orası İstanbul. Adam para verip de inşaatı yıkımını alıyor. Yok öyle. Tabii. İstanbul'da. O bunlardan kazanıyor adam. Tabii orası İstanbul. Demirinden, pimapeninden, kapısından. Kapı camdak durursanız. Yani. Sobacılar çarşısında. Yani usta adam ya, ya yemin ediyorum. Efendiliğiyle, insanlığına. Abi oradan az bir şey alacaktık. Diyecek ya. Laf yok. Oradan az bir şey alacaktık baltayla. Alalım mı, kıralım mı dedik sonra kırdık ya. Tamam. Tamam. Evet, aynen. Şimdi alalım. Hadi bakalım. Hadi bismillah. Halit abi sen ortaya geç ben buraya geçeyim. Ortadan tut ve sen yardım et. Hadi bakalım. Bak önce bir kere altını tutturalım. Aynen öyle. Tamam. Ağırlığı bir kere gitsin. Dur elimi alayım. Eh tamam aldım. Bu yanına alabiliriz az bir şey istersen. Fatih elini al bakayım sen orada. Dur geliyorsun abi. Bir dakika. Oradan, Fatih. Bir dakika abi. Dur bir dakika şuraya bakalım. Burada payı var. Dur. Sana geliyor mu? Geliyor abi. Yetti mi? Ha? Üst taraf da geliyor ha. Üst taraf şey. Yo, orta değil abi senin. Orayı oturttur bir yerine. Heh. Oturttur bir yerine tamam. Şunun altında çivi varmış abi. Nerede bak. Abi? Şeyde mi? Çivileri kesmemişiz. Tüh. Aşağı mı indireceğiz şimdi? Ha? Alacağız. Ha? Altını nasıl kesebiliriz abi? Şöyle yapsak abi. Ya yatıralım. Hiç gerek yok bak. Orada dursun. Dursun orada. Tamam. Sen bana şunu şöyle tutuyor musun abi? Gel. Bir şey yapabilirim. Burada hemen geldim. Oradan devam. Yavaş. Bak şöyle bir tut abi. Devrilme. Tamam. Bir yerde yok. Bırak, tamam. Tamam. Devrilme. Tamam. Bırak devrilme abi. Ben kendimi verdim ona. Bir geçeyim burada arkadaş.
Neyle kire yapıyor ya? Tamam abi, tutuyorum ben burayı. Yok, ben de burası. Tamam. Hah. Bırak. Neyi aldı abi? Şey halde. Böyle oturacak. Burayı öyle bir tut abi. Burayı ben bu nereye gidiyor? Bak. Şey olması iyi oldu yani, değil mi? Altı zaten önemli de fısımayacağız. Onun sorması sorun olmasın değil. Eniştem gidiyor. Güle güle işte. Salih fideleri almış arkadaşlar. Bela tapladı Hamza Bülent. O çivi mi dokunuyor yoksa? Şuradan boyuzun geliyor abi. Evet, büyük camın içi de tamam. Tuğla örüldükten sonra oturdu. Orada da kalıyor. Şurada bir şey, şurada bir yerde bir şey. Şey bak, şu üstten de olabilir. Neden üstten olabilir biliyor musun? Bir az bir şey dayanmış üstü. Şunu açıyorum. Nereye gittik mi? Bunu sonuna kadar getirdim o zaman. O zaman denk gelsin değil mi şey? Bu da oldu Melahat abi. Bunu işte tamam, bu da oldu. Yani. Ay, bak, Allah razı olsun elimizden. İçsen patlatacak şöyle. Bunu da keselim. Günler de böyle. Çok güzel oldu. Ya günler bunu işte. Evet, hani evet. Geldi. Çocuk bir kere daha sağlar. Çocuk bir kere daha sağlar. Ya merak işte ya Halit abi ya. Yani. Merak yani. Ya merak da yok. Hayır, her şey bir bak. Yavaş. Yavaş. Bak, zamanı var yani. Şimdi kapatalım abi. Ayşe ben de bekliyor zamanı. Tamam. Tamam. Söyledim de. Ali dayı. Hadi bir sağlık ocağına varıp gelelim. Arkadaşlar biz Ali Bey'le tamam, sağlık ocağına gidiyoruz. Bir şey yapsana. Tamam. Şunu bir yerleştirelim. Bir 5 dakika. Tamam. Sağ olun. Allah razı olsun. Bir şey değil Melahat abi ya. Ya bu bir de ekle Mustafa. Şunu da dışarı. Geceleyin biz Melahat abayla geceleyin Halit abi pancar yumağı gittik kraya. Vallahi. Yine beraber yani. İnşallah. İnşallah abi. Bastırsın abi, yapışır. Burada kim kimimiz var? Birbirimiz var. Yani. Şöyle yapışalım. Ben ona kim olacaksın? Güzel bir marka. Burada yaşayanların da mekanı cennet olsun. Amin. Burası tamam arkadaşlar bakın. Artık sıvadı. Kenarlarını. Bu canlı tamam. Oo, diri fırtına var dışarıda ya. Abi. Efendim abi. Şuna bak. Buyur abi. Şimdi o bir şey mi abi? Şundan bak. Şunu çek. Efendim abi. Şu kümetodan bize bir torba al. Tamam. Dur tamam. İsmini alayım da. Şöyle bak. On at. Pronat. Peronat. Tamam ben şey veririm. Şurasını da çek bak. Peronat. Tamam tamam onu da bille. Tamam. Tamam. Sıvı alçısı erken doğumundan olmayacak. Geç doğumundan olacak. Tamam. Şundan dişli sıvı alçısı. Parti. Tamam tamam. Zaten... Tamam gel görüş görüşürüz. Oğlum tamam, para gel. Yok. Yani tamam o... tamam gel de görüşürüz. Tamam hadi. Hadi kapat. Başka bir şey lazım Mustafa. Abi başka bir şey lazımsa yatır usta. Başka bir şey lazım değil. Bir o alçı değil mi? Ha. Bir çuval bir torba yeter mi? Yetmesi lazım. Buralara sıvı mı boya yapmayacağız galiba. Yapacağız. İki yapacağız alayım mı? Olmasa? İki al sen iki. Tamam. İki tane alayım Yalçın Usta.
Sen bilirsin abi. Beyaz sıvı tamam. Yapacaksak buralara yetmez bir tane. İki alsak. Tamam, iki alayım ben ya. Bagaj atar götürün. Ya fark etmez bir yerlerde sen burada değil mi? Her yere lazım. Adacık alıyor ya. Evet. Hiçbir şey yapılmasan yaparsın çatlak gelirsin. Aynen. Hadi ben kaçtım. Halil dayı beni bekliyor. Görüşürüz. Tamam. Oldum hadi. Tamam Fatih. Tamam hadi. Halil abi görüşürüz. Oldu bak. Oldu. Evet arkadaşlar, şimdi sağlık ocağına girmeden alçıları da aldık. Sıvı alçısı. Daha önceki zamanda buradan tuğla, çimento biz ahır yaparken Sebahattin Bey örmüştü, hatırlarsınız. Hepsini malzemelerin buradan almıştık. Bizim lokantacı İsmail abinin de bunlar. Burası düğürçüleri yani. Akrabaları. Maşallah. Sarımsak tarladan bugün çıkmış gibi duruyor arkadaşlar. Ya ayın kaçı oldu mesela bak. Mardın sonu. Şuna bak. Tarladan sanki bugün çıkmış gibi. Duple sarımsak. Kolay gelsin. İki çuval alçalı atacağım ben de. Öbür taraftaymış herhalde, kuruluğun altında. Neyse. İleri alalım. Geldim yaptım çekiyorum. Yok. Çeksene. Çekeyim dur. Atıyor bir şey atmıyor ki. Şeyde YouTube'da benimki de. Tamam. Aynen. Oğlum hadi kolay gelsin. Evet. Soruyorlar arkadaşlar böyle video çekerken ben de. Neyse ileri çekeyim arabayı. Tekrar görüşürüz. Değirmen var. Burası bizim tanıdık rahmetli Yumurcak dedenin çok samimi dostlar arkadaşlar. Ben de devamlı buradan alışveriş yaparım. Tuğlalar kim biliyor Boyabat'tan. O taraftan gelmiş. Bunu da üretmek kolay değil. O kadar sıcağın altında üretiyor arkadaşlar. Pakette böyle kolay görünüyor mu? Ilgaz tarafında da gördüm ben. Tuğla fabrikası. Kurşunlu'ya giderken. O yanda da var. Evet burada da yem değirmeni var orada. Oldukça büyük bir yer. Sıva alçısı unutmayalım da çabuk doğandan değil dedi Reyhan. Ali dayı beni bekliyor. Hemen ilaç yazdıracak. Burada da arpa ezmesi yapıyorlar. Geldiğimizde hep aşağıları çekiyoruz. Ne bileyim pazarı, saman pazarını. Burada da
Yeni sağlık ocağı yapılıyor. Eskisi yan tarafta. Geçen sene inşaatıydı. Bu sene hemen hemen bitmiş bak. Oldukça büyük. İçerisi açılmış bile çoktan. Ben bilmiyordum ya. Maşallah. Oho. Süper ya. Biz gelmeyeli arkadaşlar. Yenisi açılmış. Geçen sene inşaatıydı. Bizim köylerin hepsi var. Yani. Çelep Koyu, Ersir Koyu, Ali Beşir. Alo hocam. Evet, burada da arkadaşlar ambulansımız var. Hemen girdim, şöyle dolaştım biraz. Yani kısa bir sürede yapılmış, bitmiş. Burası garaj. Acil 112. Her şey yıldır yıldır güzel arkadaşlar. Geçelim. Şöyle bir dolaşalım. Tamam ablam. Maşallah. Ablamız uzun yıllardır burada çalışıyor arkadaşlar. Kolay gelsin. Hayırlı işler sana da. Hayırlı Ramazanlar ablam. Hoş geldin. Burada da kazan dairesi arkadaşlar. Her şey maşallah dört dörtlük yapılmış yani. İçerisi sağlık ocağı. Şöyle bir dolanayım ben. Görüşürüz ablam. Oğlum. Ablamız da burada uzun yıllardır çalışıyor arkadaşlar. Tanıyoruz yani, çünkü civar köylerden herkes birbirini biliyor. Ben de diyorum Ali dayı eski sağlık ocağına girmişti diyorum. Acaba yenisi diyorum açıldı mı ki? Bakayım dedim. Ha işte ufak tefek şeyler devam ediyor. Eskisi buradaydı arkadaşlar. Buradan giriyorduk. Bak. Buradan giriyorduk. Oldukça bir eski binaydı yani. Vallahi yapanların eline sağlık. Allah devletimize daha çok versin. Çünkü devlet olmayınca millet olmaz. Buradan giriyoruz. Demin gelmiştim işte. Öbür arka taraflarda dolandım. Ne ettin Ali dayı? Bekliyor mu da? Ali dayı sıra bekliyor arkadaşlar. Gideceğiz şimdi, alçaldık da. Hadi bakalım. Sonra yine devam ederiz. Şöyle içerilerini de göstereyim arkadaşlar. Poliklinikler, ne bileyim. Doktor odası. Her taraf mis gibi tertemiz. Buralar. Kısa bir zamanda yapıldı arkadaşlar. Neyse, ilaçlarımızı yazdıralım. Sonra yolumuza devam edelim. Evet arkadaşlar, yolculuk vakti geldi yine.
Şimdi Anadayı da bindi. Alçıları da yetiştirelim köye. O yüzden ustayı da bekletmeyelim. İftara durar belki Alday, değil mi? Vallahi bilmiyorum. Bitmese iftara... Bir tanesi gider demiş herhalde. Hele. Öyle dedik bak. Melahat öyle dedik. Yani iftara durarsa hep beraber iftar ederiz arkadaşlar. Alday'ın kaşının... Al... Değil mi? Tanrı gözümle Allah'ım yazdı. Harikatını falan yaptım böyle. Ben yapamıyorum. Aynen. Onun fırçasıyla diye. Fırça mı içinde? Bilmiyorum. Ben aynen. Çok kullandım bunu. Bir yerim ne oldu da. Mürekkep gibi bir şey mavi. Bak sağlık ocağı çok güzel olmuş Alday'ı. Tamamdır. Vallahi esnaf ya. Daha bitmeden şey yapmışlar. Şey öteki çok eskiydi. Yani hemen yerleşmişti. Yerleşmişti canım. İnşaat halinde yani evet. Bazı yerler tam tamamlanmamış. Hayır yeter Alday'ı o kadar. Doktor yerlerine yeter. Ufak tefek işte çatılarda şurada burada. Ama helal olsun yani. O kısa bir dönemde o kadar şey yapmak hayret yani. Valla şey mi? Havalı mı şey mi? Ne bu? O mu? Üçünde de bu. Evet. Şimdi bu camı da çıkartacağız. Önce bir şeyi indirelim arkadaşlar. Ustanın arabası burada. Halit abiginde tuğla var. Önce sabah tuğluya gittik. Efendim Alday? Tamam. Tamam. Camların dışarıki halini de göstereyim arkadaşlar. Öbür odaya dokunmayız. Orası müze gibi. Sabah gördünüz. Üst taraftaki cam da tamam arkadaşlar. Demin giderken koyuyordu usta. Şimdi buraya aynı alt tarafa da. Çünkü buralarda çardak kapıları vardı. Daha önceden. Ne güzel olmuş. Yan taraflarında tuğla ölecek. Tabii siz o zaman burayı bir de sıvandığını görün. Sıvandığında da süper olur. Melahat abam masal. Döşek yapmamış kedileri. Neydi lan benim Allah'ım. Bunlara hiç kıyamaz. İstanbul'a gittim onu da İstanbul'a gittim hem bize geliyor lan. Ondan sonra. Ne? 10 tane var galiba. 10 tane. Var var. Rahat. 8-10 tane var yani. 2 tane söyledi. Ya. Şey burası toplanın merkezi. Hemen hep kaçın. Her hafta 100 liralık yem alıyor. Şey bir de. Alışmışlar mamaya. İşte başka bir şey değil mi? Evet, tuğla sürülmüş arkadaşlar buranın da. Merdiven boyanmış herhalde. Vernik veya kimler inmiş, kimler çıkmış buralardan. Değil mi Melahat abi? Efendim? Kimler inmiş, kimler çıkmış evet, buralardan kimler diye. Kimler geldi, kimler geçti. Yani. Evet. Biz de geçeceğiz işte. Yani. Hepimiz misafiriz. Şeyde yazıyor ya mezar taşında, şey caminin önünde. Bir gün sen de geleceksin ey insanoğlu, beni unutma diye yazıyordu eskiden. Biz de gezerdik siz gibi, siz de geleceksiniz biz gibi. Halit abi yine bunun sözünü söyledi. Ara sıra ben sana tutayım mikrofonu abi, sen bunun sözünü söyle bana. Doğru. Deminden şeyden dolayı anlayamadık. Neydi onun? Makap neyi çalışıyordu? O yüzden sesten anlayamadım. Neyse yine devam ederiz arkadaşlar. Arkadaşlar artık videomu sonlandıracağım ben de. Yalçın Usta'ya da kolay gelsin diyorum. Cam balkon öyle, demir doğrama, plastik doğrama işleriniz olursa Kastamonu'da Belediye Caddesi'nin orada dükkanı. Yalçın Kayabak. Yani. Gerçekten çok güzel temiz iş yapıyor. Biliyorum ya geçen de gördüm. Allah razı olsun gerçekten. Çok efendi adam gibi adam yani. Evet, bir de orası da önemli yani. Evet. Ha. Artık yabancı değil yani bizden tabii canım. Bir kardeşimiz. Tabii canım. Allah'ım her zaman bizleri güzel insanlarla karşılaşsın arkadaşlar. İnşallah. Başka İnşallah. Bir şey değil yani. Sen de sağ ol Allah evet, razı olsun. Evet şöyle Kezban abla da geliyor. Gidiyor gari. Güle güle Kezban abla. Güzel de. Kezban abla. Hele.
Ali dayı burada arkadaşlar. Babam buraya indik, burada kaldık bu ne? Ne edelim ya? Melah tamam bir taraftan ya, yemekleri ya, koy ya, arkadaşlar. Ya, esiyor bugün rüzgar. Yani. Ama bugün de, bugün de öyle bir soğuk var ki. Çok. Yok genelinde varmış bu rüzgar. Baksa çardakta demin arkadaşlar bir şey buldum. Ali dayı şimdi ben onu sana dedi söyleyivereyim dedi bak. Şimdi eskiden hayvanla yapılan iş bu. Güven sürat bir de toplardık. Rüzgar akşamüstü 4-5 sıraları boyraz diyoruz. Boyraz çıkar doğudan eser. Samanı bundan daldırırsın. Samanı rüzgar ileri götürür. Buğday dibinden alır böyle. Böyle mesela savursun. Savurma derim ona. Böyle savurma derim. Samanı rüzgar ileri atar bir iki metre. Buğday burada böyle yığılır böyle kıpkırmızı. Arkbaşak burada eskiden. Bu o alet işte. El aleti. Ya en az arkadaşlar bir yüz... Bütün ağaçtan yapmışlar bak. Yani eklimi falan değil. Haytabli'nin dedesininmiş tam bu. Ben en az bir yani, 100 bak. Yılı şuradan var. Bir tanesi gitmiş. Bir asır geçmiş ben. Yani. Bu işte herhalde tekrar, saman yabası derim bu. Evet tamir yani etmişler işte, öyle devam etmişler. Rüzgar yani. İler atar samanlı buğday dibinden alır. Şimdi selektör yok makine tabii. Yokmuş eskiden. Ya kan arabalarıyla işte öküzlerine şey yaparken arkadaşlar. 150 yıl sonra işte. Benim çocukluğumda vardı bunda ben hatırlıyorum. Ben 63 yaşındayım 50 yıl oldu bunlar oturlar yani aşağı yukarı. Evet temiz bir 50 yıldır bu aletle kullanılmıyor aşağı yukarı. Şimdi traktör çıktı, patos çıktı. Devar bir çaredi, makinesiydi, kavuştuyor, hale çıktı bunların üzerine. Bir de arkadaşlar, şöyle söyleyeyim, Halit abigil çok uzun yıllardır ya İstanbul'da da, tarihi bir yer, tabii, tarih sayılıyor. Emekli burası. Oldular, geldiler tekrar yine çocuklar tabii ki. Ustaymış, hem hocaymış hem ustaymış. İstanbul'da çocuklar da emekli oldular, yine gelip gidiyorlar. Ya, bu şekilde. Burayı canlandıracağını tüyüreğine, buraya kapat tabii ki. Diye. Bizim hep halam neyi anlatır, eskiler hep anlatır köyde. İlk televizyon... Halit abigil almış işte. Buraya rahmetli Kenan Emigil. Buraya televizyon seyretmeye gönderilmiş film yani. Sıraya geçerdik böyle. Bak Ali dayı daha iyi biliyor işte. Saatte olacak 7'den önce açılmaz. 7'de açılırdı eskiden. 7'ye de beklerdik böyle televizyon seyretmeye. Allah Allah. 7'de açılırdı. Her böyle. Akşam burada dolup taşıyormuş misafirler ya. 7'den sonra haberle, reklamla, çizgi film. İşte ondan sonra. Çizgi film de var değil mi bu arada? Ondan sonra filmler var rahmetli. Böyle. Diyeceğimiz yani. Eskileri canlandırdık. 77-78. 77'de geldik biz elektrik. O zaman aldı. Çatpat komşular radyo vardı. Haber ajans. Onlar ne dediler? Ajans derlerdi eski adamda. Rahmetli babam da ajans derdi. Eskiler öyle derdi arkadaşlar. Dışarıdaki arkadaşımız da. Hepsi bitti. Ufak bir telefon elinde her şey dünyaya ulaşıyor. Dünyayı görüyor. Öyle. Yok yok. Arkadaşlar dışarıdaki ustamız da aynı benim gibi genç yaşta babasını kaybetmiş, hayata tutunmuş. Çok değerli bir insan. Çok sevdik biz de. Daha önceden de tabii ki bu camları da yaptı. Tanışmıştık. Geçen işte sonbaharda bunları koymuştu. Ben sizlere veda ediyorum. Bugün uzunca bir video oldu. Hepinize hayırlı iftarlar. Sinema gibi izleyen gayrı. Ne deyin? Hayırlı iftarlar. Ramazan mübarek olsun. Herkes izleyenlere selam olsun. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yurt dışındaki, yurt dışındaki herkese selam olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Ben de ikindi namazıma gidiyorum. Hadi bakalım gidelim.